Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün konumuzda ben yaklaşık 6-7 yıldan beri kendi kafamda köpek büyütüyorum. Köpek üretiyorum kendimce. Köpeklerimi yetiştiriyorum. En sağlıklı nasıl olur? En güzel nasıl beslenir? En iyi şartlarda nasıl olur? Bugün bunun ben kendi köpeklerimi nasıl yaptım? Nasıl büyütüyorum? Yavru köpeklerim ölmemesi için ne yapıyorum? Bunları size anlatacağım. Şöyle oturayım ben. Arkadaşlar, ben köpeklerimi annesinden doğar, anne sütü 2 aylık olana kadar emmelerine en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi, yavru köpeğim, kendi büyüttüğüm köpeğim anne sütünün son damlasına kadar arkadaşlar onu içmesini yani herkese öneriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Bir püf noktası. Mesela siz ne yaparsanız yapın en kaliteli kuru mama, en kaliteli yaş mama yani ne kadar verirseniz verin bunun annesinden aldığı bir damla süt var ya, bir damla süt. Bir damla süt sizin o vereceğiniz bir torba benim gözümde mamanın değerinde arkadaşlar. O kadar ki besleyici, o kadar ki yani hayvana yarayacak. Ömrünün sonuna kadar, tam hayatının ömrünün sonuna kadar yarayacak olan şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar, anne sütü özellikle olmazsa olmazlarından bir tanesi diyorum. Bir. İkinci aşama arkadaşlar. Kendi kabımla büyüttüğüm yavru köpeğim mesela bu. Kraliçe. Yani kendi kapımda büyüttüğüm köpeğim, kendi evime bıraktım. Mesela yani vereceğim köpeği 45-50 günlük, 60 günlük olunca ben kime vereceksem veririm. Kardeşim, bu köpeği bu şekilde böyle 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 yap. Ben bu şekilde büyütüyorum. Köpeklerim ölmüyor diyorum. Ona da öneriyorum. Yani verdiğim kişiye de öneriyorum. Mesela ben bu köpeğime doğdu. 45 günlük oldu. 45 günlük oldu arkadaşlar. Gençlik hastalığı diye bir virüs var bunlarda da. Lanet bir virüs. O virüs acımasız, çok kötü bir acımasız bir virüs. O virüsü aldı mı köpek zaten yaşama şansı sıfırlara iner. Yani yaşasa da yani onu çok büyük etkiliyor arkadaşlar. Hayvan yani hayatı her zaman için geride başlıyor. Yani eksik. Yani eksik kalacak. O yüzden arkadaşlar ben köpeğime bak 45 günlük oldum. Gençlik iğnesi diye bir iğne var arkadaşlar bunların. Karma. 7'li 8'li karma. Onun içinde her şey var. 7-8 çeşit katılmış bu hayvanları korumak için iğne arkadaşlar. 45 günlük oldu. O iğneden bir tane yapıyorum arkadaşlar. O iğneden bir tane yapıyorum. O iğneden bir tane yapıyorum. Dur kızım. O iğneden bir tane yapıyorum ve sonra 21 gün sonra, 20 gün sonra, 21 gün sonra muhakkak arkadaşlar bunun ikincisini yapmanız gerek. İkincisini yapmanız gerek. İkincisini yaptım arkadaşlar. Daha da sağlamlaşıyor. Daha da hastalığı daha da iyi koruyor. Ve sonra bir 21 gün sonra arkadaşlar ben bu gençlik iğnesini bir daha yaparım. Bir daha yapıyorum gençlik iğnesini. 3 defa ben kendim köpeklerime 3 defa gençlik iğnesi vuruyorum. Dur oğlum. Ben köpeklerime 3 defa gençlik iğnesi vuruyorum. Size de öneririm arkadaşlar. Bu şekilde yapmanız. Ben bu şekilde yaptım. 6-7 yıldan beri köpek büyütüyorum. Kendi kapımda dediğim gibi. Bir tane bile köpeğim, Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Köpeğim bu şekilde bir hastalıkla ölmedi. Ve sonra arkadaşlar köpeklerin ölümlerden bir tanesi daha. Şunu söyleyeyim. Köpeklerin önlerinden bir tanesi. Ha bak mesela. Şimdi bakın arkadaşlar. Ali Azra'ya gelsene. Mesela köpeği bazı insanlar yanlış bağlama yaparak mesela bak burada da, yani sanki öğretmemiş gibi. Ha bak gel kızım gel. Köpek böyle tam yanlış bir bağlama yaparsınız. Dolanır 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 arkadaşlar, tamam mı? Bu sonunda bir şekilde dolanarak köpeği boğuyor arkadaşlar. Köpeği boğuyor bak. Köpeklerin ölümlerinden en çok olan bir tanesi köpeği, yani köpekleriniz yanlış bir bağlamayla boğularak
Şu garibim güzel canlılar ölüyor arkadaşlar. En çok dikkat ettiğim, önem verdiğim şeylerden bir tanesi budur arkadaşlar. Köpeğimi düzenli bir şekilde bağlamak. Yeri kötü olsun, önemli değil. Ama hayvanım bana boğulmayacak, zincir dolanmayacak. Ben en çok buna önem veririm arkadaşlar. Köpeklerimin ne yediğine çok önem veririm arkadaşlar. En çok da önem verdiğim şeylerden bir tanesi köpeğimi yanlış bağa bağlamamak. Köpeğimi yanlış bağa bağlamamak. Evet, bu konuyu da atladık arkadaşlar. Köpeklerin ölümlerinden bir tanesi de köpeğin neden ölür? Yani köpekler kolay kolay ölen hayvanlar değil arkadaşlar. Kurban olduğum Allah bunları sağlam yaratmış. Bunlar güçlü, dirençli, çok çok dirayetli hayvanlar. Bunlar öyle kolay kolay ölecek canlılar değil. Köpekler neden ölür? Evinizin, bahçenizin, köpeğinizin olduğu yerde ana yol olur. Asfalt. Köpeğe araba çarpar arkadaşlar. Köpekler bilmezler. Birden arabanın önüne atlarlar. Bazı köpekler arabaya saldırırlar. Köpekler birden arabanın önüne atlarlar. Araba çarpar ölür. Yani bu şekilde ölür. Sonra dediğim şekilde arkadaşlar köpek kolay kolay zaten ölmeyecek. Ölmez. Bunlar dediğim gibi güçlü hayvanlar. Dirençler yüksek. Çok yemiş, az yemiş. Bunlarla köpek asla köpeğe bir şey olmaz. Bunlar ölmez. Nasıl olur? İyi verirsiniz. Kaliteli olur. Köpeğin tüyü pırıl pırıl parlar. Kilolu olur. Az beslersiniz sadece ama ölmez arkadaşlar köpekler bu şekilde. Az beslersiniz. Ekmekle yani köpek ekmekle yine beslenir. Beslerseniz tabii ekmekle asla besleme. Ben size bunu demek istemiyorum. Yani bu şekilde de olur ama zayıf, güçsüz, alacağı besini alamaz. Ama ölmez arkadaşlar. Dediğim gibi. Köpeklerin ölmelerinden en çok olan sebeplerden bir tanesi bu. Ve sonra arkadaşlar ben yavru köpek bu konuda geçtik. Üçüncü konuya gelirim. Köpeğim şimdi bu köpeğim de tam doğuracak ileride. Bunun ya bir tane yavrusunu yine kendime büyüteceğim. Onu büyütürken adım adım her aşamada, her hafta, her ay videosunu çekeceğim, size göstereceğim. Ben köpeğime tam bunu anlatıyorum burada. Ve bir de bunu beraber yaşayacağız arkadaşlar. Tahminimce bir aya kadar falan yavrusu olacak bunun. Bununla bu. İkisinin eşleri zaten. İkisinin yavrusu olacak. İkisinin yavrusu olacak. Ben köpeğim arkadaşlar. Dediğim gibi anne sütünü son damlasına kadar, damlasına kadar bir tane damlası benim için bir kilo etten bile daha önemli, daha değerli. Bir kilo etten, bir torba hatta mamadan bile benim için onun bir damla alacağı süt, annesinde aldığı bir damla süt, bir torba mamadan daha önemlidir arkadaşlar. Anne sütü bitti. Köpeğin artık sütü çekildi. Biz ona sütü çekildi deriz. Sütü artık bitti. Yavruya artık hiç süt vermiyor. Ama yine yavruyu yanında bırakırım. Belki bir damla bile tamam alır diye. Onu alsın isterim. Alır, alır. İkisini bir aynı yerde beslerim. Köpeğime arkadaşlar ben mesela buna Tatar benim kapımda büyümedi. Yine benim köpeğimin yavrusuydu. Karo'nun yavrusu. Bu da Karo'nun yavrusu. Bir arkadaşımdaydı. O da sağ olsun gerçekler bana hediye etti bunu. Çok sağ olsun ondan. Mehmet Saylak. Teşekkür ediyorum buna. Böyle bir güzel köpeği. Yani benim köpeğimin yavrusuydu. Geri tekrar ben onun bir güzel, çok güzel bir dişi şeyi vardı. Köpeği vardı. Onu çiftleştirdim. Ondan da bu yavruyu ben çok beğeniyordum. 11 aylık oldu. Öyle getirdim. Zaten o da çok iyi bakmıştı. O da titiz bir insan. Köpeklere çok iyi bakıyor. Yani biliyorum. Arkadaşlar ben demek istediğim şu üçüncü konu. Köpeğime anne sütü bittikten sonra yani ben kendi stilimi söylüyorum. Herkesin bildiği, herkesin şeyi vardır kendince. Doğruları vardır. Ama ben kendi yaptıklarımı anlatıyorum. İnsanlar bana bunu çok soruyor. Sosyal medyada her yerde şurada burada. Abi ben köpeklerime 3, 4, 5, 6 aylık olana kadar imkanım olduğunca süt takviyesi yapıyorum arkadaşlar. Bunu ekmekle katıyorum. Bunu mamayla katıyorum ama bir şekilde koyun sütü, inek sütü. Ben sütte 6 aylık olana kadar tamam, özellikle 6 aylık olana kadar yine sütlerle beslemenizi öneriyorum. Bilmiyorum belki de yani ben hep bu şekilde yapıyorum.
yaptığım şeylerde köpeklerim normal insanların köpeklerinde bir tık daha kalın kemikli oluyor arkadaşlar. Bir tık daha geniş oluyor. Kemikli oluyorlar dediğim gibi. Güçlü oluyorlar. Yani sütle de devam etmenizi öneriyorum arkadaşlar. 6 aylık olana kadar da köpeğinize yine, hatta 1 yaşına kadar bile tam imkanınız varsa süt de verin. Sabahları örneğin mesela sütle ekmek, onu çok güzel yer. Ya da sütle kuru mama katın arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Yani sütle ekmek ve de sütle mama veriyorum. Akşamlarda gerçek tam tok tutacak öğün neyse onu verin arkadaşlar. Ben o şekilde yapıyorum. Ha, ben köpeklerimi etle besliyorum. Etle beslenen bir köpek de arkadaşlar parazit içinden çok alacak. Bak parazit, bakın. Parazit eti yiyen bir köpek normal bir köpekte 2 katı daha parazit var, ama ben köpeklerime 2 ayda bir muhakkak parazit hapı veririm. 2 almasını 3 ayda bir muhakkak parazit hapı veriyorum. Verdiğim parazit haplarını da ben parazit hapı kullanıyorum. Parazit iğnesi kullanıyorum. Bunlara başka bir yayında da özellikle sadece bunun için bir video çekeceğim. Bunun için bir video çekeceğim. Orada da size göstereceğim. Bilmiyorum, ben kullandığım şeylerde memnunum. Köpeklerini de gördüğünüz gibi göz önünde pırıl pırırlar. Bu şekilde arkadaşlar. Ben köpeklerimi bu şekilde büyütüyorum. Beni örnek alan arkadaşlar, ben köpeklerimi nasıl büyütüyorum, nasıl yapıyorum? Bu videoyu özellikle bunun için çektim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir veteriner değilim. Ben bir köpek bilimcisi, köpek uzmanı da değilim. Ben sadece kendi bildiklerimi insanlara, yani bana soruyorlar. Ben özenle besliyorum hayvanlarımı. Kendi bildiklerimi insanlara öğretmeye çalışıyorum. Bilmediklerimi de öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bilimin yaşı yoktur. Bilimin yaşı yoktur. İnsan 10 yaşında bir çocukta bir şey öğrenebilir. 70 yaşında, 80 yaşında bir insanda da bir şey öğrenebilir. Öğrenmeye açık olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a ısmarladık.